Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Güç ve İntikam kitabının maraton videosuyla karşınızdayım. Bu kitabı okumak için çok heyecanlıyım çünkü kitap fantastik. Fantastik evrenleri gerçekten çok seviyorum. İnsanın hayal gücünü geliştirdiğini düşünüyorum ve sizi hayatta göremeyeceğiniz bambaşka bir dünyaya alışı var. Bu yanıyla gerçekten aşığım. Kitabın konusunu sizler için okumam gerekirse, vahşi denizlerin ötesine uzanan parçalanmış bir imparatorlukta iki asi varlık ortak bir amaç keşfeder. Köyü imparatorun mistik hizmetkarları olan biyo büyücüler tarafından katledildiğinde hayatta kalan tek kişi adını kayık köyüne alan Hop isimli kızdır. Hop usta bir Vinchhen savaşçısı tarafından gizlice eğitilir ve bu ona sadece intikam için yaşayan biri haline dönüştürür. Neil Allen bakımsız sokaklarını evi olarak benimseyen yetim Red ise eski bir yeraltı paralı askerlerinin evlatlı olarak hırsız ve dolandırıcı olarak eğitilmiştir. Birbirine zıt gibi görünen iki asi varlığın yolları, kana susamış bir çete liderinin Lavey'nin tüm mahallelerini ele geçirmek istemesiyle kesişir. Bu beklenmedik ittifakın her ikisi için de nelere mal olacağını hiç kimse tahmin dahi edemez. İlgi çekici bir konusu var bence. Beni şu an aldı içine. Okumak için heyecanlıyım ve okumaya başlıyorum. Kitapta şu şekil bir harita bulunmakta ve bir sonraki sayfada da bu haritanın açıklaması bulunuyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Haritaların açıklamalarını genelde çok fazla kitaplara koymuyorlar herhalde. Bu yanıyla benim hoşuma gitti ve birinci bölüm olarak şöyle kısa bir yazı koymuşlar. Her şeyini yitirmiş olanlar herhangi biri olmakta özgürdür. Bu ödenecek yüksek bir bedeldi. Ama azamet her zaman böyledir. Fırtınalar kitabından. Güzel bir giriş olmuş bence. Sonrasında da şu şekil başlıyor. Şu tasarım falan hoşuma gitti. Sayfa 59'a geldim. Kitapla ilgili başlangıç olarak şunu söyleyebilirim ki akıcılığı mükemmel. Ben böyle kitaplara bayılıyorum. Böyle kitaplara herkes bayılır. Ayrıca merak unsuru da çok iyi. Gerçekten olaylar ne olacak, nasıl ilerleyecek? Bunu merak ediyorsunuz en baştan. Bir bölümde Hop'tan, bir bölümde Red'den bahsediyor şu an için. Sadece 3 bölüm okudum. Karşılaşacakları anı, birlikte mücadele edecekleri anı heyecanla bekliyorum. Şu an ilk defa başıma gelen bir şey var. Kitap normalde kenarlardan falan hasar alır. Ama benim kitabım ortadan bıçaklanmış. Şurada. Ay çok komiğime gitti bu. Biri bıçaklamış gibi kitabı. Kız şimdi kendini yetiştirecek öğretmenle birlikte. Ve aralarında diyalog geçiyor. Kız bir şey soruyor. Adam diyor ki evet çocuğum. Kız bir daha bir şey söyle. Evet çocuğum. Cevap sadece. Sinirim bozuldu. Kitapta birinci bölüm kısmını bitirdim. Bu bölüm daha durağandı. Yani olaylara giriş kısmıydı. Aksiyonu azdı ama okuma zevki güzeldi. Akıcılıktan kaynaklandığını düşünüyorum bununla. Şu an ikinci bölüme heyecanla başlayacağım. Ama öncesinde ikinci bölümün giriş kısmını okumak istiyorum. Gençlik ve masumiyet kenara çekilip tecrübeye yol verdiğinde şüphe zihne gölge düşürür. Karmaşıklık içinde yeni bir amaç bulanlar bocalamak yerine başarılı olacaklardır. Fırtınalar kitabında. Bu bölümün biraz daha aksiyonlu olmasını bekliyorum. İnşallah öyle olur. Evet, tahmin ettiğim gibi ikinci bölüm kısmı heyecanla başladı. Çok iyi. Kitapta şu an en uzun bölümü okudum galiba. Bir ara bitmeyecek falan sandım. Kitaplarda güçlü kadın karakterler yazıldığı zaman gerçekten o kitabı ayrı bir seviyorum. Kitaba kaldığım yerden devam ediyorum. Kitabı bir günde bitirmek gibi bir amacım vardı ama olmadı. Çünkü Kadir Gecesi'ne denk geldi başlamam. O bakımdan kitaba ikinci günden devam ediyorum. Kitaplarda kadın veya erkek fark etmeksizin biri kendini sevilmeye layık görmediği zaman çok üzülüyorum. Sanki onunla birlikte kalbim kırılıyor gibi hissediyorum. Karakterlerin yaşadıkları duygular o kadar iyi geçiyor ki birazdan ağlamaya başlayacağım. Ama ben bunu ağlamak için değil, heyecanı için okuyorum. O bakımdan buna odaklan şeyde, buna odaklan şeyde, buna odaklan şeyde.
Kitapta 3. bölüm kısmına geldim. Bu 2. bölüm biraz daha aksiyonluydu ilk bölüme oranla. 3. bölümde aksiyonun daha da artacağına inanıyorum. Kitapta kaç bölüm var? Yani bölüm dediğim şu şekilde ve ayrıca de şöyle bölümler var. Büyük bölüm, küçük bölüm. Kötü bir eskiliydi ama. 3. bölümün girişini okuyorum. Umursamayan haşmetiyle fırtına aldığı kadar kolay verilebilir. Kaybolmanın ardından ağır yas tutmayın. Yoksa kazanılmış olabilecekleri göremezsiniz. Fırtınalar kitabından. Kitapta daha yeni bir karakter, diğer karakterden bahsetmeye başladım. Tabii ki adıyla değil. Bir araya gelip birlikte mücadele edecekleri anı heyecanla bekliyorum. Sonunda karşılaştılar. Çok heyecanlıyım. Neden böyle heyecanlıyım bilmiyorum ama çok heyecanlıyım şu an. Daha kitabın arkasını okuduğum zaman bir aşkın gelebileceğini anlamıştım. Ama bu şekil düşünmemiştim. Söylemeyeceğim. Meraktan çatlayayım. Bu söz çok hoşuma gitti ve sizinle paylaşmak istiyorum. Herkes bir şeyden korkar demişti. Bir adamın korktuğu şey sana karakteri hakkında çok şey anlatır. Çok doğru bir şey aslında. Çok hoşuma gitti. Kitabın ortasına geldim ve kitaba yeni başlamış gibi hissediyorum kendimi. Kitapta 4. bölüme geldim. 3. bölüm gerçekten iyiydi. Aksiyonu hissediyorsun böyle. Bu çok güzel. 4. bölümün giriş cümlesini okumak istiyorum. Olduğunuza inandığınız kişi sadece sizin bir parçanızdır. Tıpkı bütün gerçeklerin sadece kısmi gerçekler olması gibi Fırtınalar kitabında. Çok iyi. En iyi giriş cümlesiydi diyebilirim. Kitap şu an efsane heyecanla ilerliyor. Kalbim duracak resmen heyecandan. Ve kızın gücüne hayranım. Gerçekten güçlü kadın okurken ayrı bir heyecanla ve gururla okuyorum kitabı. Ay ben bunu söylemezsem çatlayacağım. Gerçekten üzgünüm. Bu spoiler'ı almak istemiyor olabilirsiniz. Ama ben vereceğim. İlk önce olan aşık oluyor. Yani aldığım izlenim öyle. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Ah be kızım. Ah be kızım. Son 100 sayfanın içerisine girdim. Gözlerim çok fazla yoruldu. Yani artık gece kitap okumayı çok fazla kaldırmıyor. Yaşlanıyor galiba gözlerim. Kitap heyecanla ilerliyor olmasa gerçekten şu an uyumuştum. Ama o kadar heyecanla ilerliyor ki. Değil uyumak. Gözlerimi böyle açarak okuyorum. Son 50 sayfanın içerisine girdim. Ve şunu demek istiyorum. Bir an önce ikinci kitap gelmeli. Bir an önce gelmeli. Çünkü sonundan sonra ikinci kitabı okumak için çok heyecanlı ve meraklı olacağımı biliyorum. İkinci kitap bir an önce üstüme atılmalı. Bir an önce. O nasıl bir sondu? Böyle bir şey asla beklemiyordum. Yani son 50 sayfada tamam aksiyonun daha bol olacağını, merakla ikinci kitabı bekleyeceğimi biliyordum ama bu şekilde bekleyeceğimi asla düşünmemiştim. İkinci kitapta o neler olabilecek asla kestiremiyorum. Bir an önce gelmeli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.